Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda benzerlik konusundaki ÖSYM tadında sorular 5 testinin çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında. Hadi bakalım çözüme başlayalım. ABC'de ABCD kenarın içine çizilen ADG ve EBFX kenar üçgenleri birbirine eştir. Hemen eş yapıları şöyle bir gösterelim. Eş üçgenlerde açıların eşitliği çok önemliydi. Açıların eşitliğini yazacaktık değil mi arkadaşlar? Ve kenarların da eşitliği önemli ama burada sanki bu çift çizgiler aracındaki bu EF kenarıyla Şuradaki AG kenarının eşitliği bir işimize yaramayacak gibi. O zaman ne yapalım? Bir de paraya kenar demiş. Verilen bilgiyi kullanacağız ya. Paraya kenar olduğu için karşı kenarlar birbirine eşit olmasını bilmemiz ve karşılıklı açıların birbirine eşit olmasını bilmemiz yeterli zaten arkadaşlar. Bakın burada bir x kenarlık çıktı. x ise buradaki açı da x'tir. Hocam karşılıklı kenarlar paralel. Z'den dolayı burası da x oldu. E, bu üçgenler eşti. Tepe açısı x ise buradaki tepe açısı da x olmak zorunda. E şuradaki paralel kenardaki bu açılar da birbirine eşit olduğundan dolayı burası x artı 40 burası da x artı 40 olacağından x'i buradaysa buraya 40 kaldı. E 180'den 40 çıkart 2'ye böl 70 70 çıkar. Yani ya da 2x artı 40 eşittir 180 dersek iç açılar toplamından da sonuca da ulaşılırız. Buradan x'i kaç buluruz arkadaşlar? 70 derece olarak buluruz. Birinci sorunun cevabı böylelikle e oldu. Geldik ikinci soruya. Şekilde gösterilen ABCD dikdörtgenleri benzerdir. Arkadaşlar bu dikdörtgenlerin hepsi birbirine benzermiş. Mesela bu dikdörtgende ne var? 4 ve 6 var. Bir de bu dikdörtgende 9 ve ne var? X var. Biz benzerliği sadece üçgenlerde kullanmıyoruz arkadaşlar. Dikdörtgenlerde falan da karşımıza gelebilir. Ya da yamukta, herhangi bir şekil hepsi birbirine benzer olabilir yani. M mesela düşünün, çemberlerin hepsi birbirine benzer. Neyse e buna göre diyor, D dikdörtgeninin şeyi nedir diye soruluyor. Kısa kenarı kaç santimetre olabilir diye soruluyor. Biraz şekle bakıp da şey yapacağız. Yani burada dikdörtgenlerin benzerliği biraz tehlikeli olabilir. Dikdörtgenler benzer. Kısa kenarlar oranı uzun kenarlar oranına eşit diyeceğiz arkadaşlar. Mesela A ve B'ye baktığımız zaman hocam göz kararı zaten buradaki A kenarının kısa kenar olduğu belli. O yüzden olabilir diye sorulmuş. Belki A kenarı uzun da olabilir arkadaşlar. Biz ilk önce kısa kenar olduğu belli olduğu için şöyle yapalım mı arkadaşlar? 4 bölü kısa kenarlar oranı ya da e, dikdörtgenlerde kısa kenar oranı e, kısa kenarın uzun kenar oranı burada da kısa kenarın uzun kenar oranı da eşitleyebiliriz. Fark etmez. Neyse kısa kenarlar oranı 4 bölü a eşittir. E, uzun kenarlar oranı 6 bölü 9'dan 36 bölü 6'dan ne çıktı a bulduk. Ne bulduk? 6 bulduk. Evet a yerine 6 yazalım. 6 6 burası 12 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Burası 12 oldu. Şimdi Şurada kenar kısa kenar gibi. Sonuçta bir dikdörtgenle de bu dikdörtgen benzer değil mi? Buraya da bir B diyelim isterseniz. Yine kısa kenarlar oranı 4 bölü B neye eşit olacaktır? 6 bölü 12'den. 6 bölü 12'den. E hocam ne oldu burada? İşler işler yaparsak yine 6 ve Şunlar sadeleşti gerçi. B'yi de kaç bulduk buradan? 8 bulduk. Evet B 8 oldu arkadaşlar. O zaman B 8 olduysa buraya 8 yazalım. Bunun tamamı 9'du. Buraya 5 kaldı. E kısa kenarda bu sefer x oldu arkadaşlar. Ee, öyle gibi, gibi gözüküyor. O yüzden olabilirli sordular ya. Bu sefer de yine en küçük şeyle yapalım. 4 bölü kısa kenarı kısa kenar oranı x eşittir. Uzun kenar oranı 6 bölü kaç yapacak arkadaşlar? 8, 5 daha 13, 4 daha 17 mi yaptı? Evet 17 yaptı. Buradan sadeleştirmeyi yaptığımız zaman buradan ne geldi? 2'ye bölsen 2, 2'ye bölsen 3. E buradan 3x ne geliyor? 34 geliyor ve x de buradan 34 bölü 3 olarak buluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi dikdörtgenlerin benzerliklere kısa kenarlar garanti olmadığı sürece böyle bir şey olabiliyor arkadaşlar. O yüzden cevap olabilirli şeklinde sorulmuş. Evet ikinci soru böylelikle ne çıktı? Pardon Cihan çıktı arkadaşlar. Evet Cihan bulduk. Geldik üçüncü soruya. Hmm. 90'lar uçuyor. Hocam bu bir kare verilmiş. Kare olduğundan dolayı bütün kenarlar nedir? Birbirine eşittir. Eyvallah yazdık bunları. Sonra ne yapacağız? Ekstra bir 90 derece var ya da 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya mı dalacağız da arkadaşlar? Dalalım. Şurası alfa. Alfa 90'sa beta, beta 90'sa alfa. Sonra takıldık, kaldık. E şimdi ne yapacağız? Bazı arkadaşlar kosinüs teoremden yapabilir tabii ki bunu ama ya biz benzerlik gibi mükemmel bir şey varken e niye uzun yoldan yapalım? Değil mi? Kosinüs teoremiymiş, şuymuş, buymuş. Gerek yok. E hocam burada alfa beta 90 var. E burada yok. Sen kendin oluştur. Buradan da oluşturup Pisagor bağıntısından bakın şu üçgenle şu üçgendeki benzerlikten şu kenarlar bulunabilir ama çok uzun olur arkadaşlar. Zaten burası 5, 14. Pisagor bağıntısından saçma bir sayı çıkıyor. 90'ın karşısı 2'nin 90'ın karşısı saçma bir sayının oranı. Oranı sonra şu kenarın şu kenara 5'e oranı deyip burayı bulacaksın. Pisagor'dan burayı bulacaksın. E sonra tamamından bunu çıkartıp burayı bulacaksın. Bir daha Pisagor yapacaksın. Cık, olmadı. Yani biz daha öncesinde de hep söyledik zaten. Özel açı mantığında da dedik. Şuradaki 30'u görünce ne yaparsın? Siz tepeden dik çiziyorsunuz. Tamam doğru 30 60 90 üçgen oluşturuyorsunuz ama her zaman tepeden dik çizmeyle olmaz dedik arkadaşlar. Nereden yapacaksınız bunu? Bazen de arkadaşlar şuradan da dik çizebilirsiniz. Şu sağdan da dik çizebilirsiniz böyle. Diki çizip 30 60 90 üçgeni böyle de oluşturabilirsiniz. E aynı mantığı burada da yapacağız. Alfa'ya ait sen tepeden dik çizdin olmadı. O zaman buradan çizeceksin. Buradan çizdiğinde dik içeri düşmüyor sadece. Nereye düşüyor? Dışarı doğru düşüyor. Şunu uzatacak olursak şu uzantısına düşüyor. E, alfa 90 ise bak burası da beta oldu mu? Oldu. Yani hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E madem eş üçgen alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı burada da 5'tir. Beta'nın karşısı 14 ise beta'nın karşısı burada da 14'tür. E buraya ne kaldı o zaman? 5'i buradaysa buraya 9 kaldı. Bizim işimiz nerede arkadaşlar? Şuradaki dik üçgende. Bu dik üçgene bakacak olursanız 5 burası. 12 burası. 5, 12 ne üçgeni arkadaşlar? 13 üçgeninden cevabımız böylelikle edremit oldu. Tamam Yani ta özel açıda öğrendiğimiz mantık alfabeta mantığında da gelebiliyor. Hala hazırda bazen alfabetalar olmuyor. Biz ne yapıyoruz? Bu şekilde kendimiz oluşturuyoruz. Dik çizdiğimiz durumlar oluyor arkadaşlar. Geldik 4'e. Kenar uzunlukları 1 ve 4 santimetre olan. Evet 1 ve 4 santimetrelere yazalım. Önce bir birleri yazalım arkadaşlar. Sonra burası 4. Uzun kenar 4. Ee, sonra burada ne oldu arkadaşlar? Uzun kenar 4. Tamamı 4 olduğundan dolayı buraya kaç kaldı? 3. A 3 4 5 üçgen çıktı arkadaşlar. E ben demek ki şu üçgene dikkat edeceğim gençler. Değil mi? E 90'lara bu şu dal alfa beta ya. E bu üçgen dikkatimi çekti. Alfa beta alfa beta alfa beta alfa ve beta benden AB uzunluğu isteniyor. AB. Hmm. AB'yi bulmak için hocam şu üçgen ve şu üçgendeki şu kenarları bulacağız diyebiliriz arkadaşlar. E bulalım. Şuraya bir x diyelim. İsterseniz yukarıdaki kenarları da bulup o şekilde de hamle yapabilirsiniz. Tabi bence yukarıdaki kenarlar daha mantıklı. E, o zaman şu üçgen ve şu üçgen şu sarı üçgenle benzer mi arkadaşlar? Benzer. Hatta 90'ın karşısı 5 iken burada da 90'ın karşısı 5 olduğundan bu üçgenle buradaki üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş oldu. Hatta onu o, o şekilde sarıyla göstereyim. Evet bu ikisi eş. 90'ın karşısındakiler aynı olduğundan dolayı. O zaman beta'nın karşısı 3 ise burada da beta'nın karşısı 3'tür. Sonra buraya ne kaldı arkadaşlar? 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden 4 kaldı. Geldik şuraya. Hocam bu üçgenle Şurası da 90 derece. Sarı üçgen, benzer. Burada 90'ın karşısı 4 bölü, 90'ın karşısı 5 benzerlik oranı. E bizden şurası isteniyor, x isteniyor. O zaman beta'nın karşısı x bölü, buradaki beta'nın karşısı 3 diyeceğiz. Buradan 5x ne geldi? 12 geldi. X'i de buradan ne bulduk arkadaşlar? 12 bölü 5 bulduk. Virgüllü isteniyor bizden. Bu 24 bölü 10 yani 2.4 yapar. Hocam burası 2.4 ise Ali Bey uzunluğu ne olacak o zaman? 2.4 artı 4'ten 6.4 olarak bulunur arkadaşlar. O zaman dördüncü sorun cevabı böylelikle Cehan oldu gençler. Geldik 5'e. Şekil 1'de birinci cinsinden kenar uzunlukları verilmiş üçgenlerden iki tanesi ABC'de dikdörtgenin içerisine şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Evet bunlar iki tane yerleştirilmiş. Arkadaşlar nasıl bir üçgen bu? Bak bu dikdörtgenin köşesine yerleştirildiği için burası 90 derece. 90'ın karşısı 10. Hocam burası da 90 derece. Burası da 10. Ee, sonra A'nın karşısı 6. Hocam burası da 6. 6, 8, 10 üçgeninden 8 oldu burası. Ve 8 burası var arkadaşlar. 8, 17. Ne üçgeni? 8, 15, 17'den burası 15 çıktı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi... Bizden x uzunluğu isteniyor. Peki ben şuradaki üçgeni daha kullanmam lazım galiba değil mi? E hocam burası bir açısıysa şöyle z'den dolayı ya da b 90'sa burası da a yapar. E burası da b mi yaptı? E b 90'sa burası da a yaptı. Yani şu büyük üçgenle de bu üçgen nedir arkadaşlar? Benzerdir. Hatta büyük üçgeni şöyle bir göstereyim isterseniz size. E o zaman olay bitti arkadaşlar. Burada 90'ın karşısı x artı 6 bölü buradaki 90'ın karşısı 10 eşittir. Şu büyük mavi üçgende ne var arkadaşlar? B'nin karşısı değil. A'nın karşısı var. A'nın karşısı 15 bölü. Burada da A'nın karşısı 6 diyeceğiz. E, 3'e bölsem 5, 3'e bölsen 2. Sonra bununla bu sadeleşse burada 5 kaldı. 2'ye böldüğümüzde o zaman burada ne kaldı arkadaşlar? X artı 6 kaldı. X artı 6 eşittir. 5 ile karşı tarafı çarptım. 25 yaptı. E o zaman x'i de buradan kaç buluruz? 19 olarak buluruz arkadaşlar. Yani 5. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 6'ya ÖSYM köşesinden bir soru. Ben bunu çözemiyorum. Kusura bakmayın. Nereden uygulamadan bakıyorsunuz? Evet, şunların hepsi birbirine eşit verilmiş. Yukarıdaki şekilde şekil telden yapılmış olup köşeleri 90 derecedir. BC 12, FG 8 ve 20 verilmiş burası. Ondan sonra DC, DE, DF birbirine eşit verilmiş. Hocam aşağıda da aynı şekil var. Şu eşitlikleri mutlaka mutlaka yazalım. Sonra diyor ki Bunlar böyle aşağı doğru şey olmuş arkadaşlar. Dayandırılmış birbirlerine. Şuradaki dikey doğrular. Sonra E noktası GH'ın orta noktası. E noktası GH'ın orta noktası ise e burası 21'im ise 11'im 11'im mi olacak arkadaşlar burası? Evet. Burası da 11'im. Burası da 11'im olacak. E 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden 6 çıktı burası. E hocam şurası dik burası dik burası dik burası dik. Ben bunu şöyle birleştirirsem e, aynı zemine aynı yükseklikte e o zaman burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? Eşit olmak zorunda. Şurada bir kare çıktı. Burası da 6, burası da 6, burası da 6 çıktı mı? Çıktı. E ne var burada arkadaşım? Buraya bakacak olursak şunlar birbirine paralel hocam. Alfa beta'ya dalsak e, alfa beta geçiş yapamayacağım. Bakın şu doğruyla şu doğru birbirine paralel oldu. Paralelliğe bakacak olursak ne arkadaşım oradaki paralellikteki? 6 bölü tamamı 26. 6 bölü 26 nedir? 3 bölü 5'tir. E hocam burası 3K iken burası ne olacak? 5K olacak. Yazalım isterseniz. 3K iken tamamı pardon 13 olacak. 6 bölü 26. 3 bölü 5 nereden çıktı? 3 bölü 13. E burası 3K iken tamamı 13K olacak. Hocam buraya 10K kaldı. E 10K ona 10 eşitse K1 çıktı. Evet yazalım isterseniz. 10K ona 10 eşitse K1 çıktı. E bizden de X isteniyor. K1 ise şuradaki 3K dediğimiz olay kaç çıktı o zaman? 3 çıktı. E bunun tamamı 10'du. Yani x artı 3 eşittir 10 sa x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 7 çıkar. Dolayısıyla son soru mu? Evet 7. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Ve ÖSYM tadında sorulardan 5.sini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular 6.sında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.